Ben sadece bir yapay zeka dil modeliyim. Kendi kişisel görüşlerim, inançlarım ya da siyasi eğilimlerim yok. Birazdan anlatacaklarım, akademisyenler ve araştırma gruplarının elde ettiği bulguların yapay zeka motorları tarafından öyküleştirilmesinden ibarettir. Bir zamanlar 600 yıl hüküm sürmüş dev bir imparatorluk vardı. Hızla değişen dünyaya ayak uyduramayıp modernleşme trenini kaçırmış ve dünyadaki konumunu iyice yitirmeye başlamıştı. İmparatorluğun güç kaybı öyle hızlıydı ki rica minnet yapılan reformlar da gidişata engel olamıyordu. Devletin bel kemiği haline gelen genç Osmanlı subayları rahatsızdı. Sonu gelmeyen savaşlarda imparatorluk topraklarının büyük bölümü kaybedilmişti. Elde bir avuç toprak kalmış, saray teslim bayrağını çekmiş ve sahipsiz kalan halk onurunu kaybetmenin eşiğine gelmişti. Mondros mütarekesi iyimser bir havayla oldu. Müzakereye başlayan İngiliz amiralı çok iyi muamele etti ve çok iyi ümit verdi. İlk kabine Mondros mütarekesini bir kolay sulhün başlangıcı zannediyordu. Memlekete bu havada aldı. Memleket tahmin olunmayacak kadar bir karışıklık içinde ve ümitsizlik içindeydi. Bununla beraber herkes diplomat ve herkes çare bulur bir ukala halindeydi. Düşmandan kurtuluşun muntazam muharebeyle nihayet biteceği ihtimali hiç kimsenin zihninde yoktu. Bu uykudan uyanan, en çabuk uyanan Atatürk olmuştur. Şimdi Atatürk... İşte bu düşman işgalinden kurtulan son toprak parçasının üzerinde yeni bir ulus devleti inşa edilmeliydi. Kurum kenarında yıkık bir ülke, kendi düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Ulusların kaderlerini tayin hakkı ve ulus devlet fikri tüm dünyayı kasıp kavuruyordu. Mustafa Kemal ve yanında saf tutan yeni liderler halkı imparatorluğun sadık tebaası olmaktan çıkarıp kendi kaderini belirleyen bireyler haline getireceklerdi. Eski Bunkarez Osmanlı İmparatorluğu mükemmel öz Türklüğün cinesini yad ellere yemlik etmişler. Bugün Türk Cumhuriyeti Türk'ün yalnız Türkiye'ye ve Türkiye'nin yalnız Türklere mahsus olduğunu bütün cihana bir kez daha ispat etmiştir. Ancak bu hiç kolay değildi. Karşılarında onlara hiç benzemeyen ve geçmiş düzeni sürdürmekte ısrar eden güçlü muhalifleri vardı. Bakın işte, gördünüz mü? Kafirlerin sonu budur. Bütün kafirlerin başı gövdesinden böyle ayrılacak. Gazinizinki de, İsmet'inki de. Savaş bitmiş. Meclis kendi iç sorunlarıyla baş başa kalmıştı. Mustafa Kemal ve muhalifleri arasındaki çekişmeler nedeniyle mecliste hükümet kurulamıyor, bir siyasi bunalım yaşanıyordu. Mustafa Kemal 29 Ekim günü şehir dışında olacağını öğrendiği muhaliflerin yokluğunda değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeleri oy birliğiyle meclisten geçirerek anayasaya ekledi. En büyük işler yaptık. En büyük Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu tarih sadece Cumhuriyet'in doğum günü değil, 100 yıl sürecek siyasi çatışmaların da başlangıcıydı. Türk, Kürt, Sünni, Alevi. Bu akşam Çankaya Köşkü'nde yemek daveti var. O sırada Şehzade isyanını bildiren bir telgraf geliyor.
Atatürk bakıyor ve Fethi Bey'e gönderiyor. Bu Said isyanı çıktığında Fethi Bey başbakan. Peş peşe yapılan devrimlere karşı isyanlar devletin sert müdahaleleriyle bastırıldı. Siyasi hedeflerine ulaşamayan muhalifler Mustafa Kemal'e suikastler planladı. Bir medeniyet ve bir gelecek yaratan bu büyük insana kıymet isteyen alçaklar. Hayır, Türk ulusunun imanı derindir. Bu büyük insan Atatürk, mucizelere ve insanlığın üstüne çıkan bir kahraman, insan silahlarının tehlikesinden masumdur. Bütün bir gençlik namına söylüyorum. Atatürk, ulu gazimiz, biz sana tapıyoruz. Bize sen de inan. Artık beyaz bir sayfada yeni bir hikaye yazma zamanıydı. Kurulan çağdaş ülkenin modern bir başkenti olmalı ve bu yeni ülke en ileri kurallarla yönetilmeliydi. Ortak bir alfabesi, modern eğitim müfredatı, fabrikaları, demiryolları olmalıydı. Sayın dinleyicilerim, 20 yıl evvel biz ekmeğimizi yaptığımız buğdayımızı bile dışarıdan getiriyorduk. Bugün in one of the great reform movements of modern times, he outlaws Arabic writing. İçteki ve dıştaki zincirleri kırmışız. Biz varız diyerekten cihana haykırmışız. Halkçı devletin ve Cumhuriyetçi Parti'nin temin ettiği imkanlarla okumasını ve yaşamasını öğreniyorlar. Ne geride kalacağız, ne yolda duracağız. Daima koşacağız, yolda kalmayacağız. Dünyadan kötü haberler geliyordu. Amerika ekonomik buhranla boğuşuyor, Avrupa'da faşizm ve komünizm rüzgarları esiyordu. Mustafa Kemal, Türkiye'yi olası bir savaştan uzak tutacak diplomatik arayışlar içindeydi. Sen Sovyetçayın, sana vor sie herdrangen und wir erinnern in unserem Zeichen wieder siegen! Birinci Dünya Savaşı'nın yıkımlarından yeni çıkmış bir dünyada lider olarak ayakta kalmak zordu. Cumhuriyet'in ilk adımları atılmıştı ama mecliste bir muhalefet partisi hala yoktu. Mustafa Kemal'in çok partili demokrasi denemeleri hayal kırıklığıyla sonuçlanıyordu. Çok partili rejim formülü gecikmemeli, bir an önce uygulamaya girmeli. Sıcak bir Ağustos akşamı Atatürk Yalova'daki bir baloda Fethi Bey'den bir parti kurmasını istedi. Hatta adını bile koymuştu. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Atatürk ilk başlarda bu partiye büyük destek verdi. En yakınlarını, hatta kız kardeşini üye yazdırdı. Ancak kısa sürede Çankaya'daki hesap çarşıya uymadı. Ne kadar rejim muhalifi varsa bu defa serbest fırkaya akmaya başladı. Parti toplumsal muhalefetin odağı oldu. Henüz kuruluş günlerinde düzenlenen bir İzmir mitingi aslında partinin sonunun geldiğini de haber veriyordu. Fethi Bey'i İzmir rıhtımında 50 bin kişi "Kurtar bizi" sloganıyla karşıladı. Olaylar çıktı, ölenler ve yaralananlar oldu. Modern Cumhuriyet projesine tepki sanılandan daha fazlaydı. Demokrasi planları bir süre daha ertelenmek zorundaydı. Atatürk son yıllarını giderek ağırlaşan sağlık sorunları içinde milletine son armağan olacak Boğazlar ve Hatay sorunuyla ilgilenerek geçirdi. Genç Cumhuriyet bir 10 Kasım sabahı büyük reformların yaratıcısını kaybetti. Saat 9'u tam 5 geçiyor. Yarıya indirilen bayrakların gamlı gölgesi altında bütün Türk milleti onun ölümsüz hatırasını 5 dakikalık bir zaman parçası içerisinde bütün varlığıyla yad ediyor. Aldığı toplumu getirdiği noktayla tüm dünyanın saygısını toplayan Atatürk'ün hikayesi emsali olmayan bir deneyimdi. Geride hiçbir mirasçı bırakmadı. Dünya tam da yeni bir savaşın arifesindeyken Türkiye'nin bu fırtınada savrulma şansı yoktu. Meclis İsmet İnönü'yü Cumhurbaşkanı seçti. Reis Cumhur sıfatıyla Cumhuriyet'in kanunlarına ve hakimiyet-i milliye esaslarına riayet ve bunları müdafaa. İlk savaşın kazananları ve kaybedenleri ikinci kez bir dünya savaşına girmişti. İnönü, Atatürk'ün binbir zorluk içinde büyüttüğü Cumhuriyet'i kaybetmemek için
bu savaştan ne pahasına olursa olsun uzak durmalıydı. Dünyanın bu karışık günlerinde, dünyanın en rahat ülkesinde yaşıyoruz. Büyük şefin etrafında çözülmez bağlarla toplu bir milletiz. Dünya büyük bir savaştan çıkmış. Avrupa neredeyse tümüyle yok olmuştu. Dünyanın yeni lideri haline gelen Amerika, savaştan zarar gören ülkeleri yeniden düzene sokmak için bir plan hazırladı. Sayın dinleyiciler, şimdi Türkiye'de Marshall Planı programımıza atıyoruz. Programımızdan sorulacak herhangi bir sual için Marshall Saati adresine yazılmasını rica ederiz. Bey Pazarından Hamdi Sandıkçı, Marshall yardımından istifade ederek aldığı su motoru hakkında motor tarifesi olarak verilen İngilizce kitabın Türkçesinin olup olmadığını. Amerika'nın yeni dünya düzeninde Türkiye bir parti devlet olarak devam edemezdi. CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'yi kuran eski Başbakan Celal Bayar ve Adnan Menderes önce ana muhalefet, sonra kısa süre içinde iktidar olmayı başardılar. En gencinden en ihtiyar kadar herkes sandık başında. Çeyrek asırlık iktidarın milleti reyiyle ilk defa değiştireceği gün bugün. Bu seçim kurulu faaliyeti bir müddet sonra nihayetlenecek ve ilk defa olarak Türkiye Cumhuriyeti iktidarının halk iradesiyle başka bir partiye, Demokrat Parti'ye intikal ettiği millete tepsir edilecektir. Atatürk için dikilen bu gömlek, şimdi bütün görkemli yetkileriyle Bayar ve Menderes'e giydirilmişti. Bu sistemde kazanan her şeyi alıyordu. Demokrat Parti de sırası geldiğinde her şeyi aldı. Bütün gözler başvekilimizi arıyor. İşte başvekilimiz Adnan Menderes. Ay başvekilimizi bir arada kucaklamak heyecanıyla çırpınıyor. Soğuk savaşın ortasında kalan Türkiye bir tercih yapmak zorundaydı. Sovyetlerin Türk topraklarında hak iddia etmeye başlamasının da etkisiyle tercihini batıdan yana kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye çok hızlı bir giriş yaptı. Askeri, siyasi, ekonomik, kültürel. Moritanya vapuru New York limanına vardığı zaman halk da Hür Dünya'nın yakın doğudaki cesur müttefiğinin liderine işten gelen tezahüratta bulunuyordu. İstanbul'da 300 odalı bir otel inşası için Amerika Hilton Otelleri müessisiyle devlet bakanlığı arasında bir anlaşmaya varılmıştı. Her alanda artık Amerikan rüzgarları esiyordu. Amerikan arabaları her yerdeydi. Dövüşerek bağımsızlığını kazanan ülkesinin Batı emperyalizminin ileri karakoluna dönüşmesi dönemin muhalifi Nazım Hikmet'i kahrediyordu. Türkiye'de ki bugünkü en mühim mesele yurt meselesidir. Evimizin meselesidir. Evimizin bağımsızlığı meselesidir. Bugünün meselesi kim Türkiye'yi Amerikalılara satmış ve satmakta devam etmesidir. Türkiye'yi dönüştürmüş, üç büyük seçim kazanmış ve geçirdiği büyük bir uçak kazasından da sağ çıkmayı başarmış Menderes, artık zafer sarhoşuydu. Ve anayasanın kendine verdiği yetkiye dayanarak ezeli rakibini, CHP'yi ve İnönü'yü yok edebilirdi. Ama ülkenin kurucu partisi CHP'yi yok etmek, Cumhuriyeti yok etmek demekti. Ve devlet geleneğince bu kabul edilemezdi. 1.27 Mayıs sabahı Albay Alparslan Türkeş'in sesi radyoda duyuldu. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Sokağa çıkmak yasaktı. Ancak kimse dinlemedi. Önce tanklar selamlandı. Ardından üzerlerine tırmanıp kutlamalar başladı. Askerler omuzlarda taşınıyor, tanklar çiçeklerle süsleniyor. On binlerce insan caddelerde birbiriyle kucaklaşıyordu. Sabah saat 9'u geçmiş. Başka bir sabah bu. Ezan seslerinin İstiklal Marşı'yla karıştığı bambaşka bir sabah bu. Taş, toprak gülüyor askerlerin yüzüne. Tanrı huludur.
Türkiye'nin demokrasi tarihini şekillendirecek darbe mekaniği işte böyle ortaya çıkmıştı. Kısacık bir demokrasi denemesiyle. The end of 12 uncertain months in which the lives of Turkey's 28 million people have been ruled by the soldiers. Albaylar bir devri kapatmıştı kapatmasını ama bundan sonrasına dair bir mutabakat yoktu. Önce yaşananların faturası ödetilmeliydi. İstanbul açıklarındaki yaz sahada özel bir mahkeme kuruldu. Chief defendants are former President Bayar and former Prime Minister Menderes. The most solemn charge that Menderes violated the constitution by planning a dictatorship. Darbeyle tutuklanan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların onur kırıcı şekilde yargılanmaları 10 yıllarca sürecek bir öfke yaratacaktı. Bir saat önce medresenin yatağından kalkan ve şakakları viski terleyen sarhoş bir adam karşımıza milletin gitti. Emanet ettiği iktidarın azametine dayanamayıp kendinden geçen küçük ruhların elinden bu iktidarı zor kullanarak geri almasındadır. Türk Ceza Kanunu'nun hükmünce ölüm cezasına çarptırılmasına oy birliğiyle. Rejimin düşmanları ortadan kaldırılmıştı ve şimdi Cumhuriyet'in yeniden inşa zamanıydı. Askerler kaba kuvvet uygulamayı biliyordu. Ancak anayasa yazma konusunda tecrübesizdiler. Profesörlere bir anayasa yazdırıldı. 1961 anayasasıyla siyasi toplumsal haklar genişletilmiş, toplum yeni özgürlüklerle donatılmıştı. Kimse bu özgürlüklerin Türkiye'ye bol gelip gelmeyeceğini düşünmüyordu bile. Bu anayasa metni belki de tamamen tesadüfen dönemin çok ötesindeydi. Güçler ayrılığı, üniversite özerkliği, grev ve sendika hakları gibi kavramlarla doluydu. Türkiye yeni kavramlarla tanışıyor. 60'ların o fırtınalı rengarenk dünyası işte bu hava içinde başlıyor. Yeni kurulan Anayasa Mahkemesi, Senato ve özerk üniversiteler bu devrimin muhafızları olacaktı. Sistemin kodları değiştirildi. Bir Demokrat Parti vakası daha yaşanmaması için baraj düşürüldü. En küçük partiler bile meclise girebildi. Türkiye'nin kazara özgürlükçü olan 1961 anayasasıyla şehir merkezlerinde bir devrim havası esmeye başladı. Sendika sensin be, sen, ben, o, hepimiz. Bu da Amerika'daki Türk doktorları hakkında. Bunların da Amerika'ya gidişi köyden şehire akına benzetiliyor. Anlatacaksın be, seni bırakıp siyaset peşinde koştuğunu mu, karakollara düştüğünü mü? Hayla serseri. Yapıyorum, arabayı değiştirmişsin. Babamın arabası. Ben hayatta üzülecek duruma düşmem. Ben sadece senin dayanılmaz kadınlığın adına üzülüyorum. İçki tatlıymış be. Aman, atın ölümü arpadan olsun. Adam gibi ben de orospu olacağım dedi. Kızı evden alıp yatılı okula verin. Orospu olacaksa okumuş orospu olsun. Hayır, olamaz, hadi. Ancak Anadolu kasabaları halen darbenin etkilerini hissediyordu. Başbakanın idamı sanılandan daha trajik bir olaydı. Halk arasında Menderes'in ruhunun bir kır atın üstünde Anadolu'da dolaştığına dair efsaneler türemişti. Yapılan ilk seçimde sembolü kır at olan Adalet Partisi iktidara ortak olmayı başardı. CHP'nin kötü şöhreti tek başına iktidar olmaya yetmemişti. Devrimin acilen bir kahramanlık hikayesine ihtiyacı vardı. Yeni Cumhuriyet'in ilk vaadi devrim otomobiliydi. Eskişehir'de bir atölyede 4 ayda üretilen ilk yerli otomobilin öyküsü de hazin şekilde sonlandı. Sanayiyle kalkınmak isteyen Türkiye'nin hayalleri bir süre daha ertelenmek zorundaydı. Bu yüzden bu dönem tam bir taklit çağına dönüştü. İdeoloji, sanayi, sanat. Dünyada ne olup bitiyorsa kopyalanarak Türkiye'de yeniden üretiliyordu. Bana bak kovboy! Oho sen misin ufaklık? Ufaklık? Bana ha! Ye! Yeah. O şişedeki su ne? Zemzem suyu. Siz yıkanmıyor musunuz? Nasıl yıkanayım? Yüzümdeki boyalar birbirine karışır sonra. Ben de paslanırım. Ve sanayileşme kendi siyasi cenderesini de beraberinde getirdi. İdeolojiler artık her yerdeydi. Türkiye'nin meclisi, ordusu, mahkemeleri, fabrikaları, sokakları ideolojiyle dolup taşıyordu.
Üniversitelerse ideolojilerin karargahıydı. Bir kitap okuduydum. Bir işçi vardı. Onun tek cevabı vardı. Yeryüzünde iki sınıf vardır. Biri sömüren sınıf, öteki sömürülen sınıf. Apollo astronotlarının Ay'dan döndükten sonra Türkiye'yi ziyaret ettiklerinde söyledikleri gibi Türkiye Ay'dan daha enteresandı. 19 Mayıs törenlerinde her şeyden çok genç kızların mini şortları konuşuldu. Tutucu çevreler kızların bu şortlarla gösteri yapmasına karşı çıkıyorlardı. Aslında şortların boyları önceki yıllardakine oranla aynıydı. Gençler yollara döküldüler. İnönü bunlar Nurcu diye ayağa kalktı. Genelkurmay Başkanı Tural, Nurculuğun da komünizm kadar tehlikeli olduğunu söyledi. Dünya iki bloğa bölünmüştü. Kapitalist Batı ve komünist Doğu. Askeri, siyasi, kültürel her cephede karşı karşıya geliyordu. Türkiye'nin siyaseti de, iş gücü de kapitalist Batı'nın hizmetindeydi. Belçika yollandı taksim o! Acele Avrupa'ya bak, bir Almanya taksi. Bir Almanya taksi var mı? Niye çürün en sene? Hamburg'a, Belçika'ya, Hollanda'ya taksi mi? Acele Almanya taksi var mı? Demirel, Türkiye'nin kalkınma hedeflerini sırtlanabilecek sistemle barışık bir figür olarak işte bu dönemde ortaya çıktı. Türkiye tarihinin en büyük büyüme oranlarına Demirel'le ulaştı. Başbakan Süleyman Demirel bunları söylemişlerdir. Bugün Türkiye'mizde her vatandaş yarına daha şevkle ve daha cesaretle bakmaktadır. 5 yıllık planın ana hedefleri adam başına geliri hızlı ve devamlı şekilde arttırmak ve dış kaynaklara bağlılığı zamanla azaltmaktır. Sanayileşme hızlanmış, şehirlerde fabrikalar kurulmuş ve iş gücü köyden kente kontrolsüz bir şekilde akmaya başlamıştı. Taşı toprağı altın denilen İstanbul'un nüfusu, şehrin eteklerinde kurulan gecekondularla giderek artıyordu. Büyüyen şehirlerle birlikte Türk toplumu da yeniden şekillenmeye başlamıştı. İstanbul'u taşına toprağına kurban. Allah'ın izniyle İstanbul'a şah olacağız, şah. Acaba biz fazla mı geliriz İstanbul'a diye düşünüyordum. Bunca milyonu barındıran İstanbul elbet bize de ekmek verir. Anadolu'dan böyle geliyorlar. Hallerini acıyıp yanınıza alıyorsunuz. Sonra neler yapıyorlar? Doğan'ın fabrikada neler çektiğini biliyor musunuz? Grev, direniş, toplu sözleşmeler. Türkiye'de 70'ler sağ sol kavgasıyla geçti. Amerikan karşıtlığı üzerinden örgütlenen sol, kampüslerden sokaklara taşıyor, gecekondular ideolojik karargahlara dönüşüyordu. 61 Anayasası'nın tanıdığı geniş haklar sayesinde devrim bir ihtimaldi. Biz seni mi soyuyoruz yoksa seni soyanları? Anlayamadım ben. Biz seni soyanları, bu halkın iliğini kemiğini sömürenleri soyuyoruz. Eylemlerimizle halkın objektif gereksinimini dile getiriyoruz. Halkın baş düşmanlarına karşı savaşıyoruz. Vallahi ne bileyim beyim. Ancak bir NATO ülkesi sola teslim edilemezdi. Hem de Soğuk Savaş'ın tam ortasında. Ordu yumruğunu masaya vurdu. 61 anayasasıyla verilen haklar daraltıldı. Solun sembol isimleri idam edildi ve devrim bir ihtimal olmaktan çıktı. Askerin müdahalesi sonrası siyaset yeniden şekillenmeye başladı. Dönüşüme direnen İnönü'yü koltuğundan edip CHP lideri olan Bülent Ecevit, sosyal demokrat bir programla Demirel'i yenerek başbakan olmayı başardı. Amerika'ya rağmen başlattığı Kıbrıs harekatıyla siyasi karizmasını yükseltti. Anadolu tabiriyle artık o kara olandı. Türkiye'nin bedelini daha sonra ödeyeceği Amerikan ambargolarıyla uzun yıllar süren ekonomik ve sosyal krizler baş gösterdi. Bir yandan geçim sıkıntısı had safhaya gelmiştir. Öbür yandan anarşi milletimizi kasıp kavurmaktadır. Öbür yandan özgürlükçü anayasa topluma birkaç beden büyük gelmişti. Bir türlü yenişemeyen Ecevit ve Demirel'in istikrarsız hükümetleri, kar topu gibi büyüyen çatışma iklimi ve halkla oluşmuş tedirginlik yine o meşhur darbe mekaniğini tetikleyecekti. Ve 1-12 Eylül sabahı Orgeneral Kenan Evren'in sesi televizyonda duyuldu.
Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerini kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Cızırtılı bir televizyon ekranında okunan bir bildiriyle zaten ağır aksak işleyen demokrasi yine bir darbe yemişti. Demokrasi üçüncü defa kesintiye uğruyor, rengarenk ülkeye haki rengi bürünüyordu. Öyle bir Türkiye'ydi ki önce üniversitelerde başlayan çatışmalar bütün ülkeye yayılmıştı. Türkiye mahalle mahalle, sokak sokak bölündü. Ülke sağ ile sol tarafından adeta bir pasta gibi ortadan ikiye ayrılmıştı. Bu kana bulanmış bir darbeydi. Toplumun yanı sıra ideolojileri de silindir gibi ezip geçmişti. Geçmişin tüm kahramanları siyaset sahnesinden silindi. Komutanlar liderleri asmadılar. Ancak ikinci seçeneği uygulayıp sürgüne yolladılar. Konsey mevcut liderlerin siyasi hayat yeniden başlayınca bir daha genel başkan olamayacaklarını bildirmişti. Parlamenter demokratik sisteme döndükten sonra da Türkiye'nin kaderi, memleketi bu hale getirenlere tekrar teslim edilmeyecek. Kendini Atatürk zanneden bir general, Türkiye'nin siyasi algoritmasını baştan aşağı değiştirmişti. Ülke kuvvet komutanlarından oluşan Milli Güvenlik Konseyi tarafından yönetilmeye başladı. Artık maceralara gerek yoktu. Sağcı solcu yok. Mümkünse bir sağcı bir solcu, iki sağcı iki solcu, neyse kaç tane çıkmışsa ikisini beraber yapalım. O idam edilenleri niçin idam edildiğini bir bilseniz. Elim titremedi, vicdan azabı çekmedim. Sıkıntım komutanları cezaevi haline getirdi bütün kışlaları. Ne yapsınlar? O kadar çok ki tutukladı. Binlerle. İşkencede başlarımız yoktur. Solcu işkence yapmazsınlar. Felaketler ard arda gelir. Yakın dönem Türkiye'sine dair bildiğimiz, hatırladığımız ne varsa işte bu dönemde oluştu. İnsanlar çok yorgundu. Önceki yıllar hırpalayıcı geçmişti. Bu siyasetsiz ortamda Demirel'in ve darbe hükümetinin ekonomi bürokratı Turgut Özal kurduğu ANAP'la Milli Güvenlik Konseyi'nden yönetimi devraldı. İdeolojisiz, icracı bir başbakan olan Özal kısa sürede popüler bir siyasi profile dönüştü. Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim bu sefer. Döviz bulundurmak suçken Türk vatandaşları Avrupa ülkesinin vatandaşı gibi gece kondu sahibi mevcut binasının yerine bir apartman dikebilecek. O da Türkiye'nin artık etki Türkiye olmadığıdır. Tek kanallı televizyon renklenmiş, Türkiye küresel piyasalara açılmış, neoliberal politikaların da etkisiyle toplumsal meselelere daha az duyarlı bir Özal nesli yetişmişti. Aşırı derece. Öyle mi? Travestilerin hepsi seviyor mu Madonna'yı? Müzik dinliyoruz, eğleniyoruz, içki içiyoruz. Yetmez mi? Ya cinsel özgürlüğü savunması çok hoş. Kafama göre takılırım. Hiç kimse beni bağlamaz. Yani özgür bir insanım. Var mı özgürlüğün gibisi de? Müzik, dans, eğlence. Gerçek hayatsa televizyondaki kadar renkli değildi. Cumhuriyetin asır altı edilmiş ne kadar sorunu varsa silahlı örgütler ve gizli tarikatlar halinde geri dönmüştü. Türkiye bildiğiniz gibiydi. Felaketler ard arda gelir. Geldik 94'e. 94'te de iskileyenler vardı. İskiyi götürenler vardı. Yağmalayanlar vardı. Ve 94'te de İstanbullular Tayyip Erdoğan'ı seçerek onlara cevap vermişti. 90'ların başında halk, karanlık bir iklimin hüküm süreceği bu dönemi anlamlandırmaya pek de hazır değildi. 90'lar, Demirel'in dediği gibi devletin rutininin dışına çıkıldığı yıllardı. Derin devlet, devletin derinliklerinde değil, milletin aklında, milletin şuurunda, milletin zaten şuurundadır. Devleti muhafaza etme rolü şimdi derin devletindir. 12 Eylül'ün oluşturduğu şiddet sarmalı, PKK'yı bir avuç eşkıya almaktan çıkarıp büyük bir silahlı örgüte dönüştürmüştü. Bırakın Kürt sorunundan söz etmeyi,
ülkemizde Kürt kökenli insanların bulunduğu dahi resmen kabul edilmezdi. Devletin rutinden sıyrılıp oluşturduğu kontrgerilla ile terörle mücadele yöntemleri büyük bir karanlığı da beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı, generaller, iş adamları, gazeteci ve aydınlar şaibeli şekilde öldü veya öldürüldü. Gazeteci Uğur Mumcu arabasına bindiği vakit müthiş bir patlama sonucunda hayatını kaybetti. Kandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Diklis'i taşıyan uçak bugün Ankara'da... Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ani ölümü halk arasında büyük şok yarattı. Polislerin ateşe verdiği madımak oteli olaylar sırasında yanmaya başladı. Binbaşı Ersever bildiklerinin aslında çok az bir kısmını itiraf etmişti. Sonrasında daha çok yükselen terör, ekonomik sıkıntılar ve istikrarsız koalisyonlar. Medyanın en denetimsiz, dolayısıyla en özgür günleriydi. Yeni yeni türeyen özel televizyonlar, gazeteler ve radyolar, kamuoyunu şekillendiren sihirli birer değnek gibiydi. Manşetler siyaseti dizayn etmek için kullanılıyordu. Sizler her gece buradaydınız. Bu stüdyoda her şeyi unutmak için. Gülmek daha çok. Kahkahalarla gülmek. Bu ülkede başımıza gelen her şeyi unutmak için. Ve bu kaotik yıllar Türkiye'nin unuttuğu başka bir acı gerçeklikle karşılaşana kadar sürdü. 17 Ağustos'ta sabaha karşı Gölcük'te meydana gelen deprem tüm siyasi ve ekonomik dengeleri alaşağı etmişti. Türkiye'nin bazı bölgelerinde çok ağır bir depremin yer aldığı anlaşılıyor. Telefon bağlantısı bazı yerlerle hiç kurulamadığı için henüz yeterince ayrıntılı bilgi alabilmiş durumda değiliz. Toplum ilk kez hiç olmadığı kadar çok konuşuyor ve iktidarı eleştiriyordu. Bankaların domino etkisiyle peşi sıra battığı 2001 krizi o güne dek bildiğimiz siyasetin sonunu getirecekti. Değişim kaçınılmaz hale gelmişti. Yorulduk, bıktık hortumculardan, yanlış işlerden. Ondan baskı altındayız. Birisi gelsin, güçlü gelsin. Hükümette bir aksama yok. Ne demek aksama yok ya? Ne demek aksama yok? Kanını okudunuz bu ülke. Kanını okudunuz. Bitirdiniz. Başardınız, yok ettiniz. Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin 2001 yılındaki gelişmelere katkısına birazdan geleceğim. Çünkü çok önemli bir noktaya değindiniz. Soru, her ikinize de soru. Koalisyon başarılı mı, başarısız mı? Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili olarak ben ifade edeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başarısıyla hükümet, Cumhuriyet Hükümeti de başarısına devam ediyor. Tayyip Bey. Sayın Brandt, şimdi bu konuya... İki açıdan ben yaklaşmak istiyorum. Bunun birincisi meclis çalışmaları açısından, iki uygulama açısından. Bu hükümetin acaba uygulamada ülkemize ne kazandırdığı ortada. Buna baktığımızda işte az önce sizler de bugünün haberlerini yayınladınız. Maalesef olmuyor, ekonomi çöküşte. Sosyal kriz ortada. İşte siyaset alanı iyice daraldı ve siyaset adamlarına güven iyice yok olmaya doğru gidiyor. İşte son yapılan kamuoyu araştırmalarıyla da bu ortada. Bütün bu krizlerin ortasında devletin kara listesindeki genç siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan, milli görüş gömleğini çıkarıp kurduğu AK Parti ile bir dip dalgayı arkasına almış, Türk siyasetinde yeni bir dönem açmaya hazırlanıyordu. 3 Kasım akşamı yavaş yavaş sandıklar açıldığında Türk siyasetinde görülmemiş bir deprem yaşandığı anlaşıldı. Tarihi bir tasfiye, Cumhuriyet tarihinde yeni bir dönemi açıyordu. Sandıkta bir Anadolu ihtilali gerçekleşmişti. AK Parti, ilk döneminde çözülmesi gereken bir dizi iç ve dış sorunu kucağında buldu. Cumhuriyet'in uzun süredir çözülmemiş sorunlarını dillendirmeye başladı. Titreyen elleriyle, gözlerinde damlalarla, başlarındaki örtüyü çıkarmak zorunda kalan, itilen, kakılan, horlanan kız çocuklarının yaraları elbette kapanmayacak. Erdoğan, beklentilerin aksine,
dervişin yolundan ilerlemeyi seçti. Avrupa Birliği üyeliği için darbe anayasasını büyük oranda değiştirdi. Ekonomide ve yargıda yapısal reformlar yapıldı. Erdoğan belediye başkanı seçildiği günden beri siyasi engellere maruz kalmış ve dersine çalışıp devletin reflekslerini iyi ezberlemişti. Ne istediğime tabii ki ben karar veriyorum. Cumhuriyet kadını yok ediyor. 16 Mayıs'ta saatler 100 yıl geri alınıyor. Tehlikenin farkında mısınız? Türkiye en sağlıklı dönemini yaşıyor. Ekonomik hayatta, siyasi hayatta durum böyle. Ne oluyor da rejim tehlikede? Siyasi yasaklar, muhtıralar, kapatma davaları ve darbe girişimlerine karşı hazırlıklıydı. Ama bu yeterli değildi. Alnı secdeye değen kadrolara ihtiyaç vardı. 28 Şubat ikliminin yarattığı mağduriyetten güç alarak büyüyen Gülen cemaati, başta orada olmak üzere devletin hemen her kadrosunda gizli bir örgütlenme içindeydi. Lobiler oluşturacaksınız. Devlet kademelerini zorlayacaksınız. Başbakanlara kadar çıkacaksınız. Bakanlarla görüşeceksiniz. Siyasileri zorlayacaksınız. Kültür mahdeleleri temin edeceksiniz. Mübadeleler meydana getireceksiniz. Kültür bakanlığını zorlayacaksınız. Kollar ayıklayacaksınız. Yurtlar aşırtacaksınız. Soydaşınızın, yurttaşınızın çocuğunun bizim mekteplerimizde okumasını temin edeceksiniz. Birkaç asırlık kanayan yarayı Erdoğan'ın koşulsuz destek verdiği bu süreç, AK Parti'ye kapatma davası açılmasıyla tam anlamıyla bir ittifaka dönüştü. Cemaatin yüksek yargıyı kontrol etmesi için anayasa değiştirildi. Kuralların değil, kuralların egemen olduğu bir Türkiye inşa edildi. Bu anayasa paketine destek veren, okyanus ötesinde bu sürece destek veren tüm kardeşlerimiz istiyoruz. Cemaat iktidarın verdiği güçle daha da cesur davranmaya başladı. Kürtlerle barış sürecini sabote etti. Toplumsal olayları kışkırttı. Toplumun iktidara yüksek sesle karşı çıktığı bir dönemde cemaat artık paralel devletini kurmuştu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan özel yetkili savcı tarafından ifadeye çağrıldı. Hem de şüpheli sıfatıyla. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ Silivri cezaevinde. Ergenekon soruşturmasının 11. dalgası kapsamında Ankara'daki operasyon. Türk futbolunu sarsan Türkiye davası Silivri'de başladı. Aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu sanıklar. Bu işin sorumluları cemaatçi olup da emniyetteki ve yargının içerisindeki bir adamlardır. Bunun asli sorumluları. Erdoğan'ın ailesine kadar uzanan yolsuzluk soruşturmaları ise bir milat oldu. Erdoğan bu belirsiz ve karışık dönemde kontrolü ele almak için giderek sertleşmeye başladı. Ey sevgili! Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Artık ne Erdoğan eskisi gibiydi, ne de AK Parti. Giderek yalnızlaştığını hisseden Erdoğan, eski dostlarıyla yollarını ayırmaya başladı. Özal'ın da bir zamanlar ortaya attığı Türk tipi başkanlık modelini dillendirmeye başladı. Fakat bu hiç kolay olmayacaktı. Suriye'deki iç savaş, Türkiye'yi de içine çekiyor. Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınanlar milyonlara ulaşmış, sınırda Kürt devleti oluşmaya ve Türkiye'de iç çatışmaları tetiklemeye başlamıştı. Bu iklimde gidilen seçimlerde Erdoğan'ın başkanlık seçimine karşı bir kampanyayla ilk kez barajı aşarak meclise giren Kürt Partisi, AK Parti'nin tek başına iktidar olmasını engelledi. Seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız. Erdoğan, barış sürecinin sona erdiğini açıklayarak ülkede yeniden seçim kararı aldı. Yüzlerce insanın katledildiği bombalı saldırılarla geçen propaganda dönemi 1 Kasım'da AK Parti'yi tarihinin en yüksek oyuyla yeniden iktidara taşıdı.
Ancak Erdoğan muhafazakar demokrat olarak çıktığı yolda artık çok uzaktaydı. Bizim de bir Rabia'mız var. Bu Rabia'mızın birincisi neydi? Tek millet. İki, tek bayrak. Ve üç, tek vatan. Dördüncüsü, tek devlet. Geleceğiniz varsa, göreceğiniz de var, bunu böyle bilin. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Rabbimin izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Ve bir 15 Temmuz gecesi Yurtta Sulh Konseyi'nin bildirisi televizyonlarda duyuldu. Sevgili seyirciler, bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Bu darbe teşebbüsü diğerlerinden farklıydı. Herkes uyurken değil, bütün ülkenin ayakta olduğu akşam saatlerinde başlamıştı. Bu kez silahın başında rejimin muhafızları değil, devletin henüz yeni terör örgütü ilan ettiği Fethullahçılar vardı. Tankı, topu vesaireyi kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar ağır ödeyeceklerdir. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. 10 saatten uzun süren bu girişim başarısız oldu. Ancak artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 2 yıl sürecek o hal ilan edildi. Yalnızca darbeye karışan Fethullahçılar değil, devletin kara listesindeki birçok kesim de o halden etkilendi. Can Dündar ile Ankara temsilcisi Erdem Dün. Benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp ondan sonra sokağa döktüğü Kürt kardeşlerimi... Ben de 2 ay aşkın süredir Ankara'da açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça çıkarıldı. Olağanüstü halin uzatılması Türkiye'nin kararını. Erdoğan yanı başındaki yaverinin bile FETÖ'cü olduğunu öğrenince kaygılar içinde radikal hamlelere yöneldi. İktidarını koruyacak bir zırh olan başkanlık sistemini apar topar referanduma sundu. Beştepe Hanedanı ve AKP yönetimi aile boyu rüşvet ve yolsuzluk çamuruna batmıştır. Ve bu rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk çarkının döndürülebilmesi Tayyip Erdoğan'ın bütün yetkiler elinde toplayarak diktatörlüğünü ilan etmesine bağlıdır. Hafız Esad neyse saraydaki odur. Saddam neyse saraydaki aynısıdır. Eleştirdiği Mısırlı despot Sisi'nin rol arkadaş olmayı benimsemiştir. Türkiye'de rejim baştan aşağı değişmiş, denge ve denetim mekanizmaları ortadan kaldırılmıştı. En küçük idari işlem bile başkanın ıslak imzasına bağlandı. Artık Türkiye'deki her şey doğrudan ve sadece Başkan Erdoğan'ın iki dudağının arasındaydı. Sorumluluk almaktan çekinen hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok. Versin istifasını çeksin gitsin. Toplum, Türk-İslam sentezi politikalar ve güvenlikçi bir dille yeniden kurgulanmaya başladı. Türk ordusu ve istihbaratı bölgesel bir güce dönüşüyor, savaşlarda aktif rol alıyordu. Erdoğan agresif dış politikayla dünyaya meydan okurken içeride de kendini bir taraf olarak gördüğü kültür savaşında yeni cepheler açıyordu. Biz artık İHA'larımızla varız, SİHA'larımızla varız, Akıncılarımızla varız. Şimdi Gökbeylerimizle varız ve bütün bu silahlarımızla evet dünyada bize düşman olanların korkulu belasıyız.
Rejimin etkileri toplumda tam tartışılamadan felaketler ard arda geldi. Tüm dünyayı esir alan bir pandemi, rekor kıran enflasyon ve yakın tarihin en büyük depremleri peş peşe yaşandı. Kafak mı? Kızılay mı? Hiç mi yetiştiremedin adamlarını? Reklam mı sadece? Afat geldi buraya, bırak hak etti. Hiçbir şey yapamaz. 5 gündür gelen ya. Süleyman Soylu. Antakya'ya gel. Türkiye'nin rotasını belirleyeceği 2023 seçimleri yıllar sonra ilk kez bir iktidar değişimine sahne olabilirdi. Anketlerde ekonomik istikrarsızlık içinde toplumun otoriter bir yönetim biçimini tercih etmeyeceğini söylüyordu. Erdoğan rejimine karşı olan kesimler bir masa etrafında bir araya geldi. Ve sandıklar açıldı. Bir dakika, şöyle. AKP verildi. Evet, yapma ya. Erdoğan kültü, modernleşme teorisi başta olmak üzere siyasi ve sosyolojik birçok terminolojiyi yerle bir etmişti. Rahmetli Menderes'in yeter söz milletindir diyerek yeni bir dönemin kapılarını açtı. 1950'den beri yaşadığımız tüm badirelerin gerisinde hep Türkiye'nin bu gücünün zayıflatılması var. Darbeler bunun için yapılmıştır. Muhtıralar bunun için verilmiştir. Koalisyonlar bunun için kurulmuş, bunun için yıkılmıştır. Üzerimize giydirilen ve bize dar gelen deli gömlekleri içinde bizi yıllarca boğanların korkusu hep Türkiye 100 yılının bir gün gelip kapılarına dayanacaktır. Bugün işte o gündür. Ve Cumhuriyet 100. yaşında büyük bir sessizliğe gömülmüştü. Vesayet rejimi, terör örgütleri, mafyalar, gazeteciler, aydınlar, muhalefet liderleri, Amerika, yenilebilecek kim varsa, ne varsa herkes yenilmişti. Artık yenilecek kimse kalmamıştı. İşte bizim 100 yıllık cumhuriyetimizin hazin hikayesi.